Uzun yıllar Aydın'da doktorluk yapan emekli genel cerrahi uzmanı Levent Çanakkalelioğlu, ülkemizde olduğu gibi Aydın'da da susuzlukla karşı karşıya kalındığını söyledi. Levent Çanakkalelioğlu, arkadaşlarıyla bazı günlerde gündem toplantısı yaptıklarını, bu haftaki konularının susuzluk olduğunu dile getirdi. Aydın'da yaşayan vatandaşlar olarak bir grup arkadaşla Pınarbaşı mevkiinde pazartesi ve perşembe günleri sohbet toplantıları yapıyoruz. Bugünkü toplantımızın konusu su sorunuydu. Bildiğiniz üzere dünyada ve ülkemizde ve özellikle bölgemizde ve ilimizde susuzluk ciddi bir sorun haline gelmeye başladı. Dilediğimiz oranda yağış alamadık. Öyle olunca su rezervlerimiz giderek azalmakta. Barajdaki su seviyeleri azalmakta, yeraltı suları azalmakta. Çanakkalelioğlu, yaşanan su sorunuyla ilgili çözüm önerisi sundu. Evlerdeki su tasarruf tedbirlerinin yanı sıra dışarıdaki su tasarruf tedbirlerini arttırmaktı. Örneğin yol kenarlarındaki yöremizde çok da sık bulunan restoranlarda serbest halde devamlı 24 saat neredeyse akan suların su israfına çok ciddi bir örnek olduğu yönünde bir düşüncemiz belirdi. Bunların engellenmesi gibi bir düşünceyle bunu da yapabilecek olan sanıyorum İYİ Tamir olacaktır. Bu konuda devletin, valiliğin, kaymakamlıkların önlemlerinin alması ve su tedbirlerini daha fazla kamuoyuna mal etmeleri gibi düşünceleri konuştu. 1980 yılından bu yana Aydın'da görev yapan emekli anestezi uzmanı Gökalp Özşişeci de dikkatsizce su kullanımı yapıldığını vurguladı. Özellikle şu anda bulunduğumuz derede çocukluğumuzun geçtiği dönemlerdeki debi ile şu andaki debi arasında oldukça önemli bir fark gözlenmekte. Bunun temel sebepleri dikkatsizce çok müsrif bir şekilde suyu harcamakta düşüncesizliğimiz olduğunu düşünüyorum. Gençlerin, çocukların okul döneminde bu konuda eğitilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Evlerimizde harcayacağımız suyu azaltmamız gerektiğini düşünüyorum. Sanayi ihtiyaçlarının daha dikkatlice denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda ilk akla gelenler suyun birim fiyatının arttırılması şeklinde olmasına baştan katılmıyorum. Suyun önemini tüm topluma paylaştırılacak bir takım programların özellikle basın öneminde üstünde durulması gerektiği, bunun bir sorumluluk olduğu, bu sorumluluğu paylaşmamız gerektiğine inanmaktayım. Özşişeci Aydın'da su tüketimine dikkat çekti. Aydın'da çok uzun süredir su kısıtlanmasının yapılmadığı için herkes de sanki bir su kısıtlanmasıyla karşılaşılmayacak düşüncesi hakim. Bütün dünyanın su kısıtlanmasıyla karşılaşacağını aklımızda tutacağımız bir takım eğitimlerin yapılması, panellerin yapılması gerekiyor. Rezervuarların ne kadar su akıttığına dikkat etmemiz gerekiyor. Evimizde damlamasına aldırmadığımız çeşmelerin ne kadar su kaybına neden olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hatta dişimizi fırçalarken bile çeşmenin açık kalmaması gerektiğini çocuklarımıza öğretmemiz gerektiğini düşünmekteyim.